Beşiktaş'ın şu an yaşayan en önemli efsanesinden bir tanesiyim ben. Belki en önemlisiyim. Bunu açık ve net söylüyorum. Beşiktaş kulübü resmi teklif yaparsa gelmem. Bunu da net söyleyeyim. Beşiktaş taraftarı isterse gideceğim. Süleyman Seba'dan sonra gelen yöneticiler anlamsız bir şekilde beni yok sayıyorlar. Ama ben tabii onlara sesleniyorum her zaman. Tarihi gerçekler yazar. Gerçekleri de kişiler. Ve o gerçekler asla değişmez. En büyük hedefim çok fazlasıyla itibarımı geri almak. Ekmeğimi kazanıyorum, paramı kazanıyorum. Gitmişlere değil, geleceklere bakıyoruz. Gitmişlerin artık hiçbir önemi yok benim için. Gelecek hala bizi bekliyor. Süratle sokulur ceza sahasına doğru. Ondan da sıyrıldı Oktay. Şut pozisyonu oluyor. Oktay ceza sahasında. Gol gözünü. Hadi Oktay! Çocukluğum Fatih Çarşamba'da geçti. Orada sokak aralarında devamlı futbol oynamakla. Okul hayatım aynı şekilde orada. Baktığımda mutlu bir çocukluğum geçti ya. Buna tabii anneme borçluyum. Her zaman yanımda olduğu için. Futbolu çok sevdiğim için mahallemizde de o dönemde Beşiktaşlı abilerimiz var. Ben de aile, sülale Beşiktaşlı. Diyorlar ki Beşiktaş'ın altyapısına git. 10 yaşında çocuksun. Nasıl gideceğim Beşiktaş'ın altyapısına? Annem de çalışıyor. Anneme baskı yapıyorum. Gazetede bir ilan var. Saat 4 mi 5 mi? Cumartesi diye yanılıyorsam. Beşiktaş'ın seçmeleri var. Gidelim. Atlıyoruz otobüse. İşte gidiyoruz. Sonra Fulya'da seçmeler işte için geldik. Bitti diyorlar. Seçmeler. Tabii çok büyük bir hayal kırıklığı bende. İşte annem üzülme oğlum diyor. Başka zaman yine geliriz diyor ama sanki ben yani bitmiş, hayat benim için bitmiş gibi bir durum. Sonra işte Karagümrük seçmelerine gidiyorum. 1985 yılında. 14 yaşında, 89 yılıydı. İlk o zaman forma giymiştim. Trabzonspor'a transfer olduğumda ve Josh Dickens o dönemde belki beni erken oynatmamakla bana çok büyük bir iyilik yaptı. Beni her maçta kadroya aldı. Her maçta kulübe oturttu. O dönem altyapının maçlarında oynattı. Bana şunu söyledi, acele etme. Eğer acele etmezsen, planlı bir şekilde seni dünya futboluna sunarsak, oynayacağın yerler Real Madrid, Liverpool, Manchester United, buralarda oynarsın diyordu. Trabzonspor benim kariyerimde çok önemli bir rol oynuyor. George Dickens gibi bir hocayla çalışıyorum. Hem antrenman bilimi olsun, hem düşünce tarzı olsun, hem mental anlamda, hem sportif anlamda fazlasıyla bana katkı yaptı Trabzon. Trabzon'da ayrılmamın tek nedeni ailemin Trabzon'a gelmesini istiyordum. Tamam diyordu, bakacağız diyordu. Hep öteliyorlardı. Bir türlü onu yapmadılar. Ligin son 3 haftası, 4 haftasıydı. Eşyalarımı topladım, hiçbir şey düşünmeden. Ayrıldım, istemiyorum dedim. Çünkü futbol oyunu hakikaten psikolojik bir savaştır. O psikolojik savaşta eğer huzurluysan, eğer aile ortamında sorun yoksa, kendini güvende hissediyorsan çok daha fazlasıyla verim sağlarsın. Çünkü 16 yaşındaydım Trabzon'a gittiğimde. Bu verimin artması için ailemi de yanımda istiyordum. Bunu gerçekleştirmedi Trabzon. Hiç kimseyle de anlaşmamıştım. Çünkü o dönemde anlaşsan da kimseyle konuşma yapamazsın. Bonservis diye bir şey vardı. Mukavelen bitse bile kulübün malıydın. Yani o kadar kötü bir şey ki kölesin yani. Kölelik sistemi vardı o zaman. Ve o sistemin içindeydin. Nereye gidebilirsin ki? Gitme şansın yok. Daha sonradan mahallemizin büyüğü bir abimizin vasıtasıyla sen Galatasaray formasını giymelisin dedi. Olur abi dedim. Bağlantıya geçti. Adnan Sezgin ve Adnan Polat'la o dönemde. Benle görüşmek istediler. Gittik. 10 dakikada transfer görüşmesi bitirdik. Trabzonspor'la da bonservisi konuşacağız dediler. Ama şöyle bir durum vardı. Arife'ydi o gün. Galatasaray çok hızlı bir şekilde transfer görüşmeleri yapıyordu. Dedi ki bana Adnan Sezgin, Oktay dedi, biz nasıl anlaştık seninle dedi. İmzayı dedi bayramdan sonra atalım. Şimdi imzalamamıza gerek yok. Çünkü dedi daha transfer görüşmeleri var. Şık bir imza töreni yaparız dedi. Daha iyi olur dedi. Tamam Adnan abi dedim. Sorun değil. Hayırlı olsun oğlum dedi. Sonra eve bir geldim. Beşiktaşlı yöneticiler, Ercüment Cevahir, onlar evde. Seni götürmeye geldik dediler. Nereye götüreceksiniz? Ben anlaştım Galatasaray'la. Olmaz. İşte anlaşama, imza attın mı dediler. Ya, imza bundan dolayı böyle atamadım ama dedim. Şimdi bayramdan sonra atacağım dedim. Yok. Gideceğiz. Yolu yok. İşte
Ercüment abi o zaman belinde silah var, açıyor işte, gösteriyor falan. Ercüment abi ben korkmam dedim böyle şeylerden de. Ben de çok isterdim dedim. Galatasaray'a söz verdim ve anlaştım. Dedim, nasıl yapabilirim bunu? Ya işte biz hallederiz falan. Ben dedim yok öyle olmaz. Ben arayayım dedim Adnan abiyi. Kendisine şu anki durumu izah edeyim dedim. Galatasaray kulübü bu izni bana verirse seve seve gelirim Beşiktaş'a dedim. Aradım Adnan abi dedim böyle böyle. Şu anda dedim evdelerdi ve böyle bir durum söz konusu. Ne diyorsun? Senin gönlün var mı dedim. Var abi dedim. Tamam o zaman dedi. Bizden gayrı dedi. Hiçbir sıkıntı yok. Hayırlı olsun dedi Beşiktaş sana dedi. Eğer dedi bir şey sıkıntı olsa kapımız sana açık dedi. Galatasaray kapısı da sonsuza dek o gün kapanmış oldu bana. Ve Beşiktaş kapısı açılmış oldu. Başkan Süleyman Seba'nın odasına girdiğimde bana yarı kızgın, yarı mutlu bir şekilde bir davranışı vardı. Oktay Efendi geldin mi? diye. Buyurun başkanım dedim, geldim dedim. O dönemde 100 bin dolar vermeyen, almayan Beşiktaş 1 milyon dolar para verdi Trabzonspor'a beni almak için. 2,5 milyona anlaştım Galatasaray'la. 500 bine Beşiktaş'ta imzaladım. Büyük Beşiktaş taraftarlar açısından çok güzel bir yerde yer edindim. Ama Beşiktaş kulübü, Süleyman Seba'dan sonra gelen yöneticiler anlamsız bir şekilde beni yok sayıyorlar. Ve yok saymaya çalışıyorlar. Ama ben tabii onlara sesleniyorum her zaman. Tarihi gerçekler yazar. Gerçekleri de kişiler. Ve o gerçekler asla değişmez. İnanılmaz derecede de kırgınım kendilerine. Zamanı gelince o büyük Beşiktaş taraftarı ne demek istediğimi anlayacaktır. O itibarımı tekrar geri istiyorum. 1903 doğumlu Beşiktaş. 119 yıllık tarihinde yani 4 tane rekorum var. 4 tanesini saymayacağım. Sadece bir tanesini sayacağım. Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcu unvanım bende. Bu yeterdi, artardı. Ama nedense Süleyman Seba'dan sonra gelen başkanlar ve yöneticiler, kimisi işte Fenerbahçe'ye gittim, abuk subuk şeyler söylüyor. Ben hiçbir zaman hiçbir şeyi inkar etmedim. Her zaman hangi takımın formasını giydiysem de layığıyla vermeye çalıştım. Evet Beşiktaş'tan gittim. Beşiktaş'tan gittiğimde de kendi hatamdan dolayı gittim. Evet yanlış yaptım. Hayatımdaki en büyük yanlışlardan bir tanesidir. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Şu anda Beşiktaş Müzesi'nde benim resmim veya benimle ilgili bir şey yok. Bu üzücü. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendimi çok yalnız hissettim. Bunu açık yüreklilikle söyleyebiliyorum. Çünkü taş yerinde ağırdır diye bir laf var. O sıcaklığı, o özlemi, belki o coşkuyu bildiğim için, yaşadığım için Beşiktaş'ta hiçbir yer Beşiktaş gibi olmadı. En büyük hedefim çok fazlasıyla itibarımı geri almak. Ve itibarımı başarıyla geri alacağımı biliyorum. Ve o başarıyı da içimde yaşayarak ve yaşatarak ve çalışarak barındırmaya çalışıyorum. Bunun çıkış noktası neresi olur bilmiyorum. Nasıl işte Valeri İsmail'in, Jorge Jesus'un bir başkasının peşinde koşuyorlar böyle. Hoca gel bizle çalış işte şartlarımız diye. O aynı durumu futbolculuğumda da olduğu gibi aynı pozisyonu istiyorum yaşamak. İsteğimden en büyük bir tanesi de Sergen Yalçın'ı nasıl taraftar getirdi? Beni de taraftar getirirse çok mutlu olurum. Mesela en önemli isteğimden bir tanesi bu. Çünkü Beşiktaş taraftarına hiçbir lafım yok. Hiçbir zaman. Beşiktaş taraftarı benim yaşıtlarım, büyüklerim, işte benden 10 yaş, 15 yaş küçükler de beni iyi hatırlıyor. Ben ayrıldığımda 8-10 yaşında olan taraftarlar. Onların sevgisi her zaman çok yüce. Beşiktaş kulübü resmi teklif yaparsa gelmem. Bunu da net söyleyeyim. Şu anda hiçbir gücüm yok değil mi? Beşiktaş kulübünün başkanı beni isterse gitmeyeceğim. Beşiktaş taraftarı isterse gideceğim. Beşiktaş taraftarı anket yaparsa, ben yüzde olarak çok yüksek çıkarsa, inşallah o gün olur. O günü yaşamak istiyorum. Ben sadece kırgınım. Beşiktaş'ın şu an yaşayan en önemli efsanesinden bir tanesiyim ben. Belki en önemlisiyim. Bunu açık ve net söylüyorum. Metin Ali Feyyaz'lar, işte tam Rıza'lar, okey. Ama kaç tane var? Bir tane hepsine örnek verdim ya, rekorlarından bir tanesine örnek verdim. Ben sadece Avrupa Kupalarında en çok gol atan oyuncusuyum. Bak diğerleri var, 4 tane daha var. Ona rağmen benim müzede ismim geçmiyor, adım geçmiyor kulüpte. Hiçbir yerde geçirmiyorlar. Beşiktaş işte resmi sayfasında bazı oyuncuların doğum günlerini kutluyorlar.
osunu busunu kutluyorlar. Hiçbir şeyimizi kutlamıyorlar. Hiçbir şeyimizi hatırlamıyorlar. Ya. Ne yaptık? Cevabını istiyorum ya. 6-7 yıllık bir Beşiktaş kariyerimde ki rekorlar, işte attığım goller, o maç adetinde, o skor adetine daha yaklaşan kimse yok. Bir tane oyuncu varsa çıkarsınlar. Şu an gol ortalamasında hiçbir oyuncu yok. Yabancıları da sayabilirsiniz. İzmir'de Altay maçı oynuyoruz ve maçın sonlarına doğru bir yağmur bastırdı. Fena bir yağmur bastırdı. Maçlardan sonra da biter bitmez hemen mikrofon uzatırlar. Ben de hızlı hızlı tuvalete gitmek istedim, soyunma odasına. Ben tuvaletteyken Sergen de Mehmet abi girdi. Birbirleriyle konuşması şuydu. O ona diyor ki, Arif'e bak diyor, pas atmıyoruz diyor. 3 gol atıyor diyor. Demek pas atsak neler yapacak diyor. Anlatabildim mi? Sonra ben çıkıyorum tuvaletten. Hiçbir şey konuşmuyoruz tabii. Ben bunu ama hissediyordum, farkındaydım. Belki şimdi git onlara sor, bilmezler bile bunu. Yok öyle bir şey, yoktu da diyebilirler. ...1997 4 Temmuz'undan sonra ben sadece yokuş aşağı gittim. Ben çok çalışırdım. Ondan sonraki sezonlarda çalışmadım. Sadece o ana kadar gelen yeteneğimden sonrasını devam ettirdim. İşi bıraktım yani aslında. Futbolu erken bıraktım. O dönemde zaten Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol atmıştım. Paris Saint-Germain ve Valencia istiyordu zaten. Başkan Süleyman Sabah vermemişti. 8 milyon dolar vermişti Valencia. Hiç unutmuyorum. Sonra Paris Saint-Germain geldi. Benle İstanbul'da görüştü. Resmi teklif yaptılar. Süleyman Sabah beni çağırdı. Bak oğlum dedi, 6 milyon dolar dedi bonservisine dedi. Paris Saint-Germain veriyor. 8 milyon dolar dedi Valencia veriyor dedi. Bir daha söylüyorum dedi. Bu adamlar seninle temasa geçiyor dedi. Biliyorum dedi. 60 milyon dolar da verse dedi. Bunlar dedi vermeyeceğim. Ben dedi senin gibi bir oyuncuyu asla asla bulamam dedi. Sen Beşiktaş'ın en büyük tarihini yazacak oyuncusun dedi. Başkanım çok teşekkür ederim dedim. Düşüncelerinize. Hakikaten başkanı çok seviyordum. İnanılmaz bir saygım vardı. Ben Beşiktaş kulübünden hiçbir zaman para ödendi mi, ödenmedi mi, param yattı mı, yatmadı mı hiç hatırlamıyorum yani. Hiç. Çünkü Süleyman Seba ağzından bir şey çıktıysa, bir laf dediyse, bir rakam dediyse o rakam ödenirdi. O dönemde yanımızda olanlar, o dönemde birlikte olduğumuz hiç kimseyle görüşmüyorum. Yalanmış. Yalan dostluklar. Yani senin şöhretini seviyorlarmış yani veya paranı seviyorlarmış. Parayı kaybetsek de onurumuzu, gururumuzu ve duruşumuzu hiç kaybetmedik. Şu anda yine futbol topunun, futbolun sahasında teknik direktör olarak çalışıyorum. Makedonya'dayım. Gostivar kulübünün hocasıyım şu anda. Yine ekmeğimi kazanıyorum, paramı kazanıyorum. Gitmişlere değil, geleceklere bakıyoruz. Gitmişlerin artık hiçbir önemi yok benim için. Gelecek hala bizi bekliyor. Türkiye'de 2 hafta önce futbolcu olup 2 hafta sonra antrenör olunabiliyor. Hiç lisansın olmadan sahaya inebiliyorsun. Lisansın aslında Türkiye'de hiçbir önemi yok. Bunu biliyorum. Ama ona rağmen geçtiğimiz günlerde pro lisansın son etabını bitirdik. Ama dediğim gibi yani Türkiye'de futbolu bırakır bırakmaz seni hoca yapabiliyorlar. Veya ben yaptım, oldu diyebiliyorlar. Ben kabullenemiyorum. Şu anda işte Nuri Şahin Antalya'da çok başarılı. Evet başarılı. Hoca mı oldu? Bence olmadı. Aynı şekilde Emre Belözoğlu, aynı şekilde Volkan Demirel için bir sürü arkadaşımız var. Ya bunlarla benim hiçbir alıp veremediğim, hiçbir kıskançlığım, hiçbir şeyim olamaz. Aksine kariyer olarak hepsi hak ediyorlar. Hepsi belli bir seviyede, belli bir başarısı var. Ama her şeyin bir zamanı, her şeyin de bir hak ediş durumu vardır ya. Yani öyle çok mu kolay? Pro lisans olmadan herkese antrenörlük vermeyin. Yapmayın bunları yani. Yani bizim jenerasyon fazlasıyla yetenek vardı. 90'lı yıllarından başlayıp 2000'li yılların başına kadar olan o jenerasyon inanılmaz. Bizim o dönemdeki kadromuza baksana işte kalede Rüştü, Tugay, Sergen, Oğuz Çetin, Hami Mandıralı, Alpay, Recep abi, Bülent Korkmaz. Baktığında inanılmaz derecede bir kadro. Bu kadro her zaman kaliteli ayaklar. 7 yıl
A milli takımda oynamışım. Şenol Hoca'ya çok kırgınım mesela. 2002 eleme oynadık. Dünya Kupası elemelerini oynadık. Tabii beni almadığı gibi kaptan o gün de almadı, Tayfun'u da almadı. Üçümüzü 26 kişi kadroya bile almadı yani. Neden, niçin? Hiç anlamış değilim. En azından bizi onur edebilirdi. Yani bu kadar mı hiç hak etmiyorduk yani? Kaç kere Dünya Kupası'na gidecek Türkiye? Ama kırgındım tabii.